Valla çok seviyoruz Gürcü'yü. Birlikte çalıştık. Ondan öncesinde zaten görüştüğümüz, sevdiğimiz, oyuncuların karakterini takdir ettiğimiz bir insan. Onun bu özel günde bize davet etmesi, birlikte olmak ayrıca bir mutluluk. Sorması ayıp ama hediyeler sorulur yine. Hediyeler mi? Evet, hediyeler nedir? Evet, şimdi hediyeler nedir? Bizde hediyeleri, bildiğiniz gibi. Hediyelerin cevapları. Hediyeler nedir? Evet. Bir şey gibi, gerçekten zarif bir şeydir. Şimdiki herkes gibi. Yani. Siz neler yapıyorsunuz? Biz de yaz tatilini başlattık. Mia'yla beraber biraz böyle bir iş ben size dönmek istiyorum. Daha da sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Sağ olun. Sizlerin de sayesinde desteğiyle her zaman. Nasıl ilerliyor? Valla bu yeni sezonda yeni oyunlar çalışacağız. İşte 3-4 tane yeni oyunumuz var. Onlara heyecanlıyız. Bir yandan da Aslas'ın ustası var. Şimdi Nişantaşı geliyor yolda. Ondan sonra bir yandan diğer bizim böyle işte sahnesi kapanan biliyorsunuz çok tiyatro oldu. Onlarla birlikte böyle bir işbirliği içinde çalışıyoruz. Hem de Aslas alanlarını, salonlarını. Hem de birbirimize oyunlarımızı açıyoruz. Bu dönem zorlu bir dönem ama hani bir şekilde böyle dayanışmayla destekleşerek bir şekilde çıkacağız bakalım. Peki. Var mı respektiniz? Çok teşekkür ederiz. Çok iyi kardeşim. Bacımızın doğum gününe geldik. Kutlayacağız. Sen de 30 yaşına girdin bugün herhalde. Evet da oğlum. Artık 46. Benim kafada 46 yaşta 46. Yapma öyle şey. Tabii. Abi neler yapıyorsun? Yeni sezonda yeni projeler olacak. Evet. Şimdi dinleniyoruz. Yani dinleniyoruz dediğim. Aslında biriktiriyoruz. Çünkü sadece bu iş oyuncu falan değil ya bende. İşte yeni kitap çıkacak. Onun yazıları var. Kafa Dergisi'nin yazıları var. Konserler var. İşte onların playlistleri var. Onlarla uğraşıyoruz. Peki kardeşlerim, kardeşlerim bu sene final yaptı. Evet. Müthiş bir vallahi sezon geçirdiniz. Vallahi şükür Allah abi. Bu iyi bir şey. Yani 132 bölüm mühim bir mesele. Allah razı olsun. Hani Marifet İltifatı tabiimiz. Poyraz Karayel'de de çok güzel anlar sonra ver. Marifet İltifatı tabiimiz. İltifat ettiler sağ olsunlar. Biz de birimizden geleni yaptık. Değil abi. Çok özel bir soru soracağım. Sorgun. Bugün Uras Kaygılaroğlu'nun bir tiyatro oyununda bir erkek dövmüşlüğü kareler, evet. Sahneler yansıdı basına ve çok teklif topladı. Oyuncu neden? Her rolü oynamalı mı? Vallahi bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bunu seneler önce de söylemiştim. Ben manav olsaydım, elma satarım, muz satmam demezdim. Anlatabildim mi? Mesleki bir durum. Yani dünyada yaşanan ne varsa o işte onu aynı olarak göstermekte bir kere. Bütün samimiyetimle soracağım o zaman. Sen de rol gereği bir erkek ne düşünüyorsun? Uras çok iyi oynadığını eminim kardeşim. Ben o kadar iyi bir oyuncu değilim. Bir. İkincisi, attığın taşın tıklığı kurbağa edersin, o da olmasın. Kadir abi, Kadir İnanır, biliyorsunuz Pamuk Prenses kostümü giydi bu hayatta. Mesleki olarak çok net söylüyor. Bunlar zor işler, netameli işler. Uras kardeşim eminim ki şahane kotarmıştır. Yani ben de böyle kotarabileceğimi bilirsem başım üstüne niye olmasın? Var başka sorunuz? Abi milli takım Avusturya'yı geçer mi? Düşünceleri ne derdir, duyguları? Valla dede şimdi şöyle bir durum var. Beşiktaş'la ilgili her soruya ben taraflı cevap verebilirim. Ama milli takımla ilgili hiçbir soruya taraflı cevap veremem. Tabii ki geçeceğim. Geçmek durumunda. Ama vaka geçmezse yani yine canımız ciğerimiz onlar. Ama benim daha büyük konsantrasyonum olimpiyatlardaki voleybol takımımız. Evet, evet abi. Bence Atatürk'ün kızları şampiyon olacak. İnşallah abi. Rafa Silva transferi için Beşiktaş'ın ne diyorsun abi? Di Mario da gelirse çok güzel olur. Hayvan kalır üstüne. Ha bu arada bu sefer de siz sormadan ben bir şey söyleyeyim abi. Bugün yaşadığım bir mesele bunu Allah razı olsun. Yani hepiniz galiba 10 yıldır, 15 yıldır tanışıyoruz. Evet. Beni hiç kırmadınız, ben de sizi hiç kırmadım. Evet. Lütfen bunu kesmeden yayınlayınız. Bugün şöyle bir haber çıktı. Ceylin Alçakan öldü diye. Evet. İnsanlarda. Her hafta birini öldürüyorlar. Evet ama şöyle bir durum var. Benim annem 76 yaşında. Kız kardeşimi aramışlar. Esra'cığım başın sağ olsun diye. Kız bayılmış.
şimdi bu haberi annem duysaydı Allah korusun kaç kişi geçirecekti. Şimdi 3 tane iletişim alacağız diye böyle terbiyesizlik yapıldığı vakit ben bugüne kadar hep sustum. Yapan arkadaşa ya da yapan siteye şunu söylüyorum. Çok büyük dava açacağız. Çok çok büyük bir paraya dava açacağız. Kazandığımız paranın tamamını da Lütfen'e bağışlayacağız. Bundan sonrası onlar düşünsün. Senin açıkla ölmedi ama onlar öldü bu saatten sonra. Doğum gününe geldiniz. Evet, biz senin yanımız arkadaşımız. Bir tanemiz, Biricemizin doğum günü bugün. Onu kutlamaya geldik. Evet, güzel bir yaz akşamı. İyi ki doğmuş. Sizin abi Kafa Sport'u izliyoruz sürekli. Çok güzel röportajlar, müthiş Sercan Yalçın'ın aşık filanı. Arda Güler. Arda Güler. Ama Arda, zaten... kaptan da var Arda. Evet, o da zaten efsane oldu. Milli takım için neler söylemek istersin Avusturya maçı için? Valla hepimizin duaları, kalbimiz, gönlümüz onlarla beraber. İnşallah Avusturya maçı hepimizin dileği, buradaki bütün arkadaşlarımızın orada tur atlayacak, geçecekler diye umut ediyoruz. Dileğimiz o. İnşallah öyle olur. Abi Jose Mourinho hakkında ne düşüneceksin? Şöyle gelsin sen. Ben soluk sürekli gözüm karışıyor. Tamam. Jose Mourinho hakkında düşünceleriniz nelerdir abi? Çok büyük bir hoca. Fenerbahçe çok büyük bir transfer yaptı. Yani hocanın kariyeriyle ilgili bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Ama tabii Türkiye'de bu işler biraz başka oluyor biliyorsun. Yani çok büyük hocalar geliyor Türkiye'ye. Performansa çok yansımıyor. Fenerbahçe camiası için inşallah hayırlısı olur. Çok önemli bir transfer yaptılar. Yani transferde başarılı ya da başarısız olduktan ziyade Türkiye'nin tanıtımı için çok büyük bir hamle. Yani Mourinho transferi bile Türkiye'nin kendi tanıtımı açısından çok büyük bir iş oldu. Tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Darısı Beşiktaş'ın başına. Amin abi. Beşiktaş'ın Rafa Silva. Büyük transfer. Nasıl abi? Valla çok büyük transfer. Yani başkan durdu çok büyük iş yaptı. Yani Avrupa'da kendini kanıtlamış çok önemli bir isim. İnşallah ligdeki performansına yansır. Ben çok umutluyum. Şimdi Angel Di Maria konuşuluyor. Valla var. İşte Hummels falan da var. Evet. İşte olmadan konuşmamak lazım transferde. İkinci başkan Hüseyin Yücel bu akşam gündem Beşiktaş sayfası var. Onu açıklamalarda yaptı. Copa Amerika'dan sonra Angel Di Maria'yı almaya gidiyor. İnşallah. Ya bu işler olmadan konuşmamak lazım. Şimdi burada olmuş gibi konuşuyoruz. Hepimiz ağaca sıkarız. Hiçbir tüyo yok mu abi? Ben hiç o işlere ben girmem. Ben yöneticiliğim bitti benim. Ben Beşiktaş ne yaparsa desteklerim. Seve seve yanında olurum. Abi olmuş gibi konuşalım. Sergen Yalçın'ın hiç bir yorumu tutmuyor. Ya biliyor musun? Hayır. Şey söyleyeyim sana. Ben hocayla çok uğraşıyorum ama öyle değil. Avusturya'yı kendi söyledi. Biz dalga geçiyorduk. Avusturya grup lideri oldu. Hoca kendisiyle de eğlenen bir insan. Ama tabii biz onun makarasını yapıyoruz ama hocanın tahminleri... Hiç fena değil yani. Abi, seyredip bulduğu maçları buluyor. Abi evet. Milli takımda teknik direktörün böyle tahtı biraz sarsıldı. Tam böyle şey yaptı. Sandalye sarsıldı. Hemen Sergen Yalçın gündeme geldi milli takım için. Ya sence uzun vadede Montella'dan sonra Sergen Yalçın gibi bir hoca milli takıma iyi gelir mi? Arkadaşlar şu an çok erken. Şu an milli takımımızın bir hocası var. Milli takımımız çok önemli bir yerde. 16'ya kaldı. İnşallah çeyrek final kalacak. İş devam ederken hoca falan konuşmamak lazım. Peki o zaman Mehmet Büyükekşi'yi konuşalım. Mehmet Büyükekşi kalır mı sizce? Valla Mehmet Büyükekşi yani başkanın birazcık kendine saygısı varsa kalmaması lazım. Umarım var o saygısı. İyi ki doğdunuz diyelim. Kameralar bir gelsin. Nasılsınız diyelim efendim? Bizler de çok iyiyiz Hakan Bey ile efendim. Aslında doğum gününüz bir 10 gün önceydi diye hatırlıyoruz ama evet, biz evet. Bugün geç kalınmış bir kutlama yapıyorsunuz biraz İstanbul'da. Neler söyleyeceksiniz bugün için, doğum gününüz için? Arkadaşlarımdan biz bayramdan sonra böyle özel bir doğum istedim. 40 yaş olduğu için. Normalde hani böyle seviyorum bu paketin doğum günü kutlamaları, yemekler falan ama bu sefer böyle biraz kalabalık olsun. Koridor dediğim gibi zaten bütün arkadaşlarımla hep geldiğiniz. Efendim ben şunu sormak istiyorum. Aşk dolu bakışlardan ama sizin için aşkın tarifini alabilir miyim? Aşkı buldum diyebilir misiniz? Kısa da olsa sizin için bir tarifini alsak. Bir canım sizin için neyi ifade eder? Çünkü efendim yani gözlerinizden anlayabiliyoruz. Aşk nasılmış, nasıl yaşanırmış aslında gösteriyorsunuz. Çok iyisiniz, çok iyisiniz. Zaten hissettikçe kameralara doğru gelince Sercan Bey. Sercan Bey biraz arkaya geçersiniz. Paylaştıkça bu zaten çok güzel bir şey. Huzurlu oldu. Şimdi tanımlamak da doğru sanki. Şimdi tanımlayamam. Peki o zaman efendim. Dilekler tutuldu mu? Günleri diyeceksiniz. Tuttuk işte şeyde 19 Haziran'dı benim doğum günüm. Oraya tuttuk dilekleri. Bu sefer kutluyoruz. Artık öyle sanki. O zaman efendim çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Eğlenceler diye. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Hep aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Evet hep teşekkür ederiz. Biz biraz da aslında sormak istiyoruz. Bu aşk nasıl başladı aslında? Bunlar
bunlar. Bunlar bize kalsın. Yani, sorularınız hepsi çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Siz de neler söyleyeceksiniz? Çok nasıl başladı bu aşk? Onu soralım hemen size. Güzel de bir tatil yaptınız. Tatil nasıl geçti? Tekrardan bir tatil olacak mı? Hemen onu soralım. Olur tekrardan bir tatil. Çok sağ olun. Şunu da sormak isteriz. Sinan Bey'e de soruldu aslında. Cem abi. Ben dedi görüşmüyorum ama dedi kendisine sorun dedi ilişkisini. Siz neler söyleyeceksiniz? Sinan Bey'le görüşüyor musunuz? Görüşmüyor musunuz? Onu da sizden öğrenmiş. Görüşürüz. Tabii ki görüşürüz. O yanlış anlaşılma oldu. Evet. Yanlış anlaşılma evet. Oldu biliyorsunuz. Evet. Biz hala tanışıklığı çok merak ediyoruz aslında. Nasıl oldu? Sosyal medyada söyleniyor çünkü sosyal medyadan tanışıldı deniyor ama böyle bir şey var mı yok mu en azından onu soralım. Yok, çok sağ olun. Arkadaş ortamında mı tanışıldı? Efendim.